Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih hocanız. Evet, mini mini birler çalışkan yediler. Nasılsınız bakalım? Ne yapıyorsunuz? Umarım keyifler yerinde. Her şey yolundadır. Bu videoda sana kare, eşkenar dörtgen ve patron çıldırdı. Yamuğu da hepsini paket halinde anlatacağım. Hepsini tek sayfada farklarını görmen için tek bir konu halinde anlatacağım. Bunlar aynı sülaleden gelen konular çünkü. Birbiriyle benzerlikleri var. Ayırt edici özellikler, ince detayları var. Dolayısıyla tek videoda bunları sana vereceğim. Bu arada 7. sınıf videolarımız devam edecek. Aynı zamanda 7'den sonra artık biliyorsun bir LGS canavarı oluyoruz. Bu yüzden de ufak ufak 8'e giriş kampı yapacağız. Daha önce duyurusunu yapmıştım. Bir ısınalım. Şu 8. sınıfa bir ısınalım. Konularını bir görelim. Neler var neler yok. Ne yapabiliriz? Biraz giriş kampında bunları işleyeceğiz. Ardından yazın yine kamplarımız olacak çok güzel 8'e başlama kampları olacak. Ardından zaten senin sınıfta yolculuğumuz ta LGS'ye kadar hatta LGS'den sonra tercihlerimize kadar devam edecek. Seninle beraber bir yola çıkıyoruz sonuna kadar o sen hayaline ulaşana kadar beraber yan yana yürümeye devam edeceğiz. Dolayısıyla eğer değilsen kanala abone olmayı unutma. Abone olmayan arkadaşlarını da tut kulağından getir abone ettir. Tamam. Aynı zamanda da videoyu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Unutmayın videoyu yine WhatsApp gruplarınızdan paylaşın. Bak böyle böyle bir adam var. Konu anlatıp duruyor. Fena da değil ha. Sen de bir bak diyebilirsiniz. Onu da kabulüz. O zaman hazırsan başlıyoruz. Şimdi nereden başlıyoruz? En iyi bildiğin yerden. Kareden başlıyoruz tabii ki de. Artık 3. sınıftan 4. sınıftan beri kare 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 görüyorsunuz. Peki başlayalım. Öncelikle karenin en meşhur özelliği nedir? Karşı kenarları paralel ve eşittir. Peki kimdir bunlar? İşte şu dört arkadaş. Bunların hepsi eşittir. Hatta açılarını da söylememize bile gerek yok. Dört açımızda nedir? 90 derecedir. Bunları biliyoruz. Ardından biraz daha spesifik bir özellik. Köşegenler. Köşegenleri iki tane var. Malum dörtgen olduğu için. Ama en önemlisi bunların eşit olması. Hemen o köşegen parçalarımızı bir çizelim mi? Bak bir tanesi şöylemesine çizdim. Bir tane de şöyle çizdim ve bunların işte boyları eşit. Aynı zamanda bunlar var ya bunlar hem dik kesişiyorlar yani şurası mesela 90 derece. Bu 90'ı istediğin yere koyabilirsin. Şuraya olur, şuraya olur, buraya olur. Hiç fark etmez. Yani hepsi 90 derece oluyor. Ve aynı zamanda da bu köşegenler açı ortaydır. Bu özellik var ya inanılmaz Güzel bir özellik. Çünkü sana net bir şekilde açıları da söylüyor. Hani açı ortay olduğunu biliyorsun ya köşegenin. Şimdi ben sana sorsam bu açı kaç derece? Hemen yapıştıracaksın. Hocam bu bir 45 derecelik açıdır diyeceksin. Neden? E çünkü 90'a açı ortay diyoruz. Açılısının, 90'lık açının ortayını yapıyoruz. Dolayısıyla 45, 45, 45 hepsini parçalayabiliriz. Köşegenler birbirini ortalar yine süpersonik bir özellik. Neden? Çünkü bu dört arkadaş birbirine eşit olunca e, ee, güzel bir özellik karşımıza çıkıyor. Ne biliyor musun? Hani nerede kullanırsın bunu en çok? Hani nereye yansıtacağımızı da söyleyelim. Sana dört tane ikiz kenar üçgen doğuruyoruz. Bak burası 45 derece ya. İşte şu alt tarafta burası da 45 derece. burası 90. Bak gördün mü? İkiz kenar üçgen. Dört tane ikiz kenar üçgen var. Ya yani neredeyse her şey var. Hani soru soracak yer kalmamış. Her şey çünkü çıkıyor. Çorap söküğü gibi böyle birbiri ardına peşi sıra sıralanıyor bütün özellikler. Bir de bu kare arkadaşımız düzgün çokgendir. Neden? Düzgün. Efendi gelmiş karşımıza. O yüzden hayır onunla alakası yok. Düzgün çokgen olmasının sebebi neydi? Tüm kenarları eşit. Tüm açıları eşit olmasıydı. Peki gelelim eşkenar dörtgene. Bu karenin dizisi var. Çizgi filmi var. İzliyor musunuz? Onunla alakalı değil ha bu. Neydi? Rufi, Alfa, bilmem ne bir şeyler siz daha iyi biliyorsunuz. Onlar, onunla alakası yok. Şimdi eşkenar dörtgene geldim. Eşkenar dörtgen de aslında dünyada en iyi uygulayan çok tanıdığınız kişiler var. Kimler bunlar? Ananeler, babaanneler, anneler. Neden? Bayramda çıkarıyorlar önüne bir baklava tepsisi. Allah'ım eşkenar dörtgenlerden oluşmuş mumtazan bir çizim geliyor karşına. Müthiş çiziyorlar. Yani müthiş kesiyorlar daha doğrusu. Yani hiç bilmeden eşkenar dörtgeni nasıl öyle oluşturuyorlar? Nasıl hepsi birbirine eş oluyor? İnanılmaz. Anılmaz. Aklımız duruyor, nutkumuz tutuluyor. Dolayısıyla en iyi onlara sorabilirsin. Baktın eşkenar dörtgen sorusu yapamıyorsun. Hemen babaanneni, anneanneni bul, sor. Ya da annen yapıyorsa sor. Anne, baba, baba olmaz gerçi. Babalar çok karışmıyor herhalde bu işlere de. Babaanne bu eşkenal sorusunu yapamadım. Sen iyi bilirsin. Bayramda koyduydun önümüze baklava tepsini diye. Ee, başlarının etini yiyebilirsiniz. Peki, hemen başlayalım. Karşılıklı kenarları paralel ve eşit. Tanıdık geldi mi? Bu aynı... ...karede olduğu gibi. Tamam Zaten kareyle çok benziyorlar. Hatta eşkenar dörtgen... ...yani e, tüm kenarları eşit... ...onu söyledik mi? Ha en sonda söylemişiz. Bak bütün kenarları eşittir diye... ...hemen onu ben göstereyim sana bak. Dört tane kenarı da eşit. E hocam diyeceksin bu bir kare. Hayır işte kare değil bu. Çünkü burada sadece karşılıklı açılarımız eşit artık. Mesela şu üsttekiyle... ...alttaki... ...işte soldakiyle... ...sağdaki eşit gibi. Tamam mı? Kendi içlerinde eşitler. Peki... Başka ne özellik var açılarla ilgili bilmemiz gereken? Şu var. Komşu açılarımızın toplamı 180 derece. Bak komşular. Mesela şunu aldın. İstediğin bir komşuya git. Mesela al komşuna git. Bu ikisinin toplamı 180. O kadar. Açılar hakkında sadece bunu biliyoruz. Atıyorum şurası 60 işte burası olacak 120. Toplamı 180 yapsın diye. Tamam. Onun dışında köşegen bilgilerimiz. Şimdi köşegenlerle ilgili bilmen gerekenler karede olduğu gibi. Bunlar da nedir? dik kesişiyorlar. Hemen sana çizeyim köşegenleri. Zaten <laughs> çizdiğimde göreceksin. Yani bu kadar da kabak gibi dik olur mu hocam diyeceksin ama oluyor işte. Kabak gibi orada ortada ikisi de dik oluyor. Ve yine güzel bir özellik. Bunlar da açı orta. Ya kareyle neredeyse aynı bilgiler. Bak şu mesela 120 derece 60-60 parçalanacak gibi düşünebiliriz. Ve birbirini ortalar. Yalnız kendi içinde ortalıyorlar bu sefer. İşte bak kareden farkı köşegenler birbirini ortalıyor ama dördü de eşit olmuyor. Mesela şu üstteki ile alttaki eşit, bir de şu soldaki ile sağdaki eşit. Köşegenler kendi içlerinde eşitler yani. Tamam? Karede ne var? Karede dördü de eşit oluyor. Kare zaten hemen yeri gelmişken söyleyelim eşkenar dörtgenin özel hali hani şöyle bir tartışma var ya tavuk mu yumurtadan çıktı ilk başta yoksa yumurta mı tavuktan falan böyle bir şey var tartışma var İşte o burada yok yani kare eşkenar dörtgenden türemiş bir durumdur kare özel bir haldir. Önce eşkenar dörtgen vardı. Ardından baktılar lan bu hepsi 90 olunca işte köşegenlerin hepsi birbirine eşit olunca köşegenler birbirini ortalayıp da eşitlenince filan dediler ki bu biraz daha özel bir şey ya. Her şey eşit çıkıyor bunun. O zaman biz buna kare diyelim de, e, konuşabilirsem anlatacağım. Kare diyelim dediler. Hatta bunun çizgi filmi bile var. <laughs> çizgi filme de açıp bakın. Bütün kenar uzunluklarının eşit zaten söylemiştik tamam. Bak bunu unutmayın ha. Kare Eşkenar dörtgendir aslında. Bunu da e, sorularda böyle Tongaya düşürmek için soruyorlar, haberin olsun. Geldik kendisi düzgün, adı yamuk e, arkadaşımıza. Şimdi yamukta çok fazla bilgimiz yok aslında. Şekil olarak da genelde karşına bu gelecek. En az bir kenar çifti paralel olacak. Nedir bu? İşte ile üstteki gibi. En az bir tane kenar çiftimiz paralel. Ardışık alt ve üst açıların toplamı da 180. Ee, açılarla ilgili bilmen gereken en önemli özelliği bu. Yani şu üstteki açıyla bu alttaki açı zaten sen bunu açılar konusundan biliyorsun. Biz açılarda sana ne anlattık? Şöyle dedik ikisi paralelse dedik, tamam mı? İşte şöyle de bir mesela durum var. Şöyle bir durum söz konusu. Şu iki açı, iki e, paralelin arasında kalan iki açı nedir? Toplayınca 180 oluyordu. Eğer bu üç tane ise mesela 3 paralel varsa da, özür dilerim. İki paralel, üç açı varsa. Şöyle bir şey varsa. Bu üç açının toplamı da 360 dereceydi. Güzel bir özet de yaptım. Bak bunu her kanal yapmaz. Özeti de araya sıkıştırdım. Tamam. Bazen de bu yamuğu sen böyle görmeye alışıyorsun ya. Şöyle çiziyorlar. Bak. Ha, bu sefer gerçekten kendisini de yamuk çizdim bu arada. Şöyle eee yamu yamultuk da çiz çiziyorlar. O zaman kafa karıştırmaya çalışıyorlar ama karışmasın. Şöyle bakarsınız tamam. Boyun fıtığınız yoksa biraz şöyle kafayı eğip o şekilde de bakabilirsiniz. Tamam. özel Özelliklerimiz bu şekilde. Ne yapıyoruz? Bundan sonra artık sor bakalım diyoruz ve soru çözmeye başlıyoruz. Hadi bakalım. Şimdi sor bakalım da başlıyoruz. Ufak bir soru karşımızda. ABCD yamuğunda DB doğru parçası D açısının açıortayıymış. Hemen DB doğru parçasını şöyle güzelce çizdim ve bu arkadaş D açısının açıortayıymış. Hemen gidiyorum D açısına diyorum ki sen ortalanmışsın kardeş diyorum ve iki eş parçaya ayırıyorum onu. Ardından nereyi soruyor bana? DBA'yı soruyor. DBA neresi? Ahanda şurası. Burayı şöyle tarıyorum ki nereyi sorduğunda bir görmüş olayım. Soru işaretimi de çaktım oraya, geçtim çözüme. Şimdi ne biliyoruz biz yamukla ilgili açılarla ilgili? Ardışık açıların toplamı 180'di. Çünkü neden? Zaten yamukta neydi? Şu ikisi altlı üstü paraleldi. E dolayısıyla burada oluşan açı da yani iki tane açının da toplamı 180 olacak. E buraya 100 verdiyse alta 80 kaldı. O 80'den dolayı o arkadaş parçalanıyor aç ortaylıktan 40-40 dağılıyor. Peki orayı da yazdıktan sonra burada ne var biliyor musun? Z var Z. İstersen Z'den yola çıkabilirsin ya da istersen hocam çok bariz görüyoruz işte şurada bir üçgen var. 100 derece var 40 derece var. Üçüncüye ne düşer? Üçüncüye de şuraya yazayım mı 40 derece düşer. Yani 180'e tamamlayabilmemiz için. Ya da Z var. Hani oradan çözmek istersen. Şöyle bak Z harfini çizdim sana. Şu açı Z'den dolayı şuraya taşınır gibi de düşünüp yine oraya 40'ı yapıştırabiliriz dedim mi? Bu sor bakalım. Sorusunu geçtim. Birazcık bomba soru çözelim. Azıcık vitesi artırıyoruz. Ne ne var karşımızda? Eşkenar dörtgen var. Bakın sorularda özellikle çokgen sorularında ya da dörtgen sorularında ilk başta şeklin ne olduğunu okuyun, altını çizin. Neymiş bu? Malzemeler eşkenar dörtgen. Tamam. Ardından verilenler D, E, -E eşitmiş. Hemen gösteriyorum. D, E, E, eşit. Heh, yakaladım burada ikiz kenarı gördün mü? Bunlar çok önemli bilgiler. Ee, e, -C -B açısının ölçüsü. ECB şurası mı? da burası 16 dereceymiş. Başka da bir şey yok. DBC'yi soruyor. DBC neredesin? Şuradaymış. Aha da onu da gösterdim ve şimdi çözüme başlıyorum. Nasıl başlayacağız ki? Hadi bakalım size sorayım. Nasıl başlayacağız? Şöyle başlayalım. Öncelikle bu bir neydi? Eşkenar dörtgen. Eşkenar dörtgenlikte ne var? Şu iki arkadaşımız değil hatta dördü birden de. Hani bize şu ikisi şimdilik yeterli olabilir. İkiz kenarlık var. Bu birincisi. Ardından şurada ikiz kenarlık var. Ee, ve diğer taraftan da hemen şunu bir gösterelim. Şuraya önce x derece diyelim. Tamam buraya x derece dedim. Şuraya da o zaman x derece dedim. Çünkü burada bir ikizkenar kenar üçgen var. Onu görüyoruz. Şimdi biraz büyük düşünmeni istiyorum senden. Bak 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 bu soru bomba soru öyle basit olmaz. Şöyle bir kocaman üçgen var ve o üçgen de ikiz kenar. Görüyorsun değil mi bak şurayı ve şurayı eşit olduğunu biliyoruz zaten bu eşkenar. Tüm kenarlar eşit. O zaman şu soru işaretli yerde x değil midir? X'tir. Doğru söylüyorsun. O zaman ben şu sarı çizdiğim üçgende tüm açıları buldum. Bak tepede bir x var. Aldım. Artı. Şurada bir x var. İkinci açıyı da yazdım. Artı şurada da x artı 16 var. Eşittir neye? 180'e. Çünkü üçgenin iç açıları toplamı 180 derece. Spıt bu 16'yı karşıya. Kurtul o 16'dan. Çıkartalım hemen o arkadaşı. 7'den 1 çıktı 6. 164 kaldı mı? Burada da 3 tane x arkadaşımız kaldı. O zaman 3x 164 ise. Bir tanesini bulmak için ne yapıyoruz? 3'e bölüyoruz. 5 kere 3 15 dedik. Çıkarttık. 14'te 3. Yok tam çıkmamış. Tüh be. Neyse olduğu kadar çıksın 4 kere 3 12 diyelim Şurada da 2 1 ee, 0 1 virgül devam ediyorum ama yine çıkmayacak ya Devirli çıktı Hay Allah'tan. Neyse olsun şöyle devam ediyor. O zaman x eşittir ne diyeceğiz? 54,6 devirli. Böyle de bir soru bir daha göremezsiniz ha. Senin için özel hazırladım. Devirli <laughs> cevap da çıkabilir. Her neyse. Bunu şey de yapabiliriz ya. x eşittir 164 bölü 3 diye de bulabiliriz. Haberin olsun. Yani e, ille de tam çıkması da gerekmiyor. Artık bu bomba soru. Yani her şeyde de armut piş ağzıma düş olmaz dedim ve bu soruyu da bu şekilde çözdükten sonra geçiyorum ama güzel şık bir soru bak hem alttaki ikiz kenarlığı kullandırttı hem de büyük ikiz kenarlığı kullandırttı o yüzden bence güzeldi değil mi beğendiniz mi? Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Geçtim bir sor bakalım da devam ediyorum. Eşkenar dörtgen verilmiş. E ardından da ne diyor? ACB C, B açısı zaten soru işareti göstermiş. Şimdi eşkenar dörtgendeki özellik neydi? Şurada köşegenleri görüyorsun. Köşegenler birbirinin dik ortalar biliyoruz. Birinci özellik. İkincisi neydi biliyor musun? Köşegenler açı ortaydır. Dolayısıyla şu iki arkadaşımız birbirine eşit çıkacaklar. O zaman Gel bunları birbirine eşitleyelim. Yalnız bak dikkat ettin mi soruda herhangi bir derece yok. Ama derece istiyor senden. Yani 4x artı 5, 5x eksi 13 demiş. Tamam Aa, ortada derece yok ama. Yani 3 derece, 5 derece falan yok. Ee, ama derece soruyor. İşte bomba soru olabilirmiş aslında bu. Niye biz bunu sor bakalım yaptık ki? Neyse sen bunu sor bomba soru olarak. <laughs> sor bomba bakalım diye düşünebilirsin. Şimdi buradan bir x'i bulalım. Gel. 4x'i buraya sıpıtalım. 5x eksi 4x geçecek. Eşittir. Sağ tarafta 5 var. Eksi 13 nasıl geçecek? Artı 13 geçecek. Aferin. 5 xten 4x çıkarttınız. X kaldı. 5 ile de 13'ü topladınız. 18. Al sana. X'i buldum. X'i bulduysam ben bütün dereceleri buldum demektir. Hemen yapıştır. Ee, mesela 4x artı 5'i bulalım. Ne yapacağız? X'i 4 ile çarpıp 5 toplayacağız. 32 elde var. 3. 4 kere 1. 4. 3 de elde. 72. 5 topla. 77. Demek ki bak buralar neymiş? 77. Burası da 77'ymiş. Karşısı da haliyle eşit olacağından dolayı şuralarda 77, 77 diyebiliriz. Köşegenlerin birbirini dik ortaladığını bildiğim için oraya da dikliğimi koydum. Artık üçüncü açıyı bulabilirim. Nasıl bulacağım? Bir tane 90 var zaten. E diğer ikisinin de 90 yapması lazım ki toplamı 180 yapsın. Şuradaki üçgeni gördü herkes değil mi? Evet üçgenden dolayı. O zaman hemen 90'dan 77'yi çıkarttırı verelim. Kaç? 13 mü? 3, 8, 90. Evet. O zaman bize sorduğu yer kaç dereceymiş? 13 dereceymiş hocam diyebilirsiniz. Dedik ve geçtik. Bir sor bakalımla daha devam ediyoruz. ABC'de karesinde AC, BD köşegen. Zaten görüyorsun AC ve BD şöyle köşegen. 5x'imiz var, y artı 10'umuz var. Ama ben zaten bunları biliyorum yahu. Neden biliyorum? Çünkü bu bir kare. Dedim ya karede zor olmaz. Çünkü bunların açılarını net bir şekilde biliyorum. 45. E 5x 45 ise x eşittir 9. Y artı 10 45 ise y eşittir 35. İkisini de bulduğuma göre 45 ile şey özür dilerim 35 ile sil orayı sil 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 sil. 35 ile 9'u topla 44 derece toplamıdır diyebiliriz. Bak köşegen olduğunu söylemiş zaten. Köşegense ve bu bir kare ise o köşegendeki arkadaşlarımız 45 derecedir. Şurası da 45 burası da 45, burası da 45 bura her yer 45'tir yani. Tamam. Dedim ve bu videonun da sonuna böylece gelmiş olduk. Dediğim gibi şöyle bir üstünden geçtik dörtgenlerin hepsini bu şekilde tamamladık. Yine bir soru çözümü yapacağız tabii ki de. 7'den yeni nesile güzel yeni nesil sorularımızı da çözeceğiz inşallah. Dolayısıyla abone olarak bu videoları da kaçır dan takip edebilir izleyebilirsiniz. Sınav videolarımız da gelecek tabii ki de yazılı hazırlık videoları içinde güzel hazırlıklar gelecek haberiniz olsun. Peki bu ders Meli Hocandan bu kadar. Bir sonraki videoda, bir sonraki derste yeniden görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve otomatikle kalın. Hoşçakalın. kalın. <Sessizlik>